Merhaba arkadaşlar, ben Meri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir ara videolarıma ara vermiştim. Şimdi bugün şöyle sizlere böyle bir kısa bir video göstermek istiyorum. Sukulentlerimin son durumları. Bildiğiniz gibi Almanya'da soğuklar baya bir şekilde başladı. Yağmurlar başladı ve sizlere bu güzelliklerimi görmenizi istiyorum. Şöyle sırayla geçelim. Bakın burada bu çiçek sapı mı diye düşünürken evet çiçek sapı. Echeverya şoku bu arkadaşlar. Cımbızım da orada kalmış. Şurada bir tane opalinamız var. Mexican giant. Şurada suyon baby'si var. Bakın orada Laurel Rose yaprakları atmıştım. Onlar da böyle büyüyorlar. Evet, bu saksıya geldiğimizde sedumların haline bakın. Muhteşem oldular. Bu benim kül kedisi dediğim arkadaşlar. Rainbow. Evet, kendini göstermeye başladı. Prenses olma yoluna doğru gidiyor. Şurada Loella'mız var. O da pembeleşmeye başladı. Bu da Pachyverya'nın çok şey zor bir ismi var. Pachytum Brigata olanı bu. Bakalım o da nasıl olacak. Şöyle kızarıkları çok net de görebiliyorsunuz. Burada bir tane suyonum var. Geniş aile yolunda o. Ona ben geniş aile diyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Her tarafı bunun böyle bebelerle dolu. Şöyle de görmenizi istiyorum. Evet, renginin muhteşemliğine bakın. Çok güzel renk oldu. Evet, tekrar sizlere şöyle çekmeye çalışayım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Her tarafı böyle baby'li. Burada bir minik tombik var. Şu. Bu trompet arkadaşlar. Yine burada bir suyunum var. O da böyle baby'li. Şuradaki Koreli türüm arkadaşlar. Muhteşem oldular. Bakın. Retrobiler. Şöyle gidelim. Şurada bir şoko baby bu. Perle. Perlem harika oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle de şöyle de bakar mısınız? Açmış. Açmış. Bir yakup kolyem var orada. Şöyle geldiğimiz zaman sedumlu smamun renklerine bakın. Burada bir debimiz var. Longissimaları arkadaşlar bayağı büyümüştü. Yapraklarını böyle hep küçülttüm. Çünkü saksıya sığmaz oldu. Bakın burada da bir Loi var. Loi 26 bu. Yapraklarını alıyorum arkadaşlar küçültmek için. Çünkü saksı gerçekten dolup dolup taşıyor. Bakın böyle baktığınız zaman şöyle gidiyor. Böyle sizlere sırayla bunları göstermek istiyorum. Şunlar Picruslar. Ama çiçeklerine bakın ya, kolyesi muhteşem görünüyor. Evet, böyle gidelim. Yine sedumlar var ara ara. Bakın. Çok güzel oldular. Şöyle geçtiğimiz zaman camın bu tarafından içten gösteriyorum şunu. Bu Agovoides arkadaşlar. Onun yanında bir tane kristat olan var. Şöyle geçelim. Bir de camın öbür tarafından göstermek istiyorum sizlere ayrıyeten. Evet. Gelelim bu tarafa. Burada bir tane kivimiz var. Kivinin muhteşemliği. Bakar mısınız? Bakın ama sulanacak olmuş çünkü. Bakın orada da bir tane Dusty Rose var. Dusty Rose'un muhteşemliği. Yine yakup kolyesi. Şöyle baktığınız zaman. Şöyle şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Harika. Bakın. Evet. Buraya geldiğimiz zaman burada Mendoza'lar var. Monobijin kellesini almıştım. Baby veriyor.
Burada bir tane kristatım var. Kocaman oldu. Onu biraz altlarından temizlemek istiyorum. Böyle. Burada yeni bir perlem var. Bakar mısınız? Kalpli güzelimi, sevdiklerim arasında. Şunun güzelliğine bakın. Bunun komple alt yapraklarını aldım. Şöyle görebiliyorsunuz. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel oldu bu da. Şurada minik minik mireneyalarım var. Ama bunlar biraz güneş istiyor arkadaşlar. Güneşsiz yerde kalmışlar. Yani bir dip köşede olduğu için. Şurada bir tane klavatum var. Klavatumun altı bakalım çekebilirsem. Hep baby'li o da. Baby'lerini getiriyor. Ama dediğim gibi şey, yağmur çok, yağmur diyorum, hava çok soğuduğu için böyle şurada bir tane lola var. Lola'nın da komple yapraklarını aldım. Burada bir tane laurel rose'umuz var. Güzelliğine bakın. Onun da yapraklarını aldım. Burada meloko var. Melokoyu da böyle yap. Bütün alt yapraklarını aldım arkadaşlar. Bunun da nedenini size şöyle açıklayayım. Çünkü hava çok yağmurlu geçiyor. Alt yapraklarını almamın sebebi de biraz kökten şey olsun, yani yüksek olsun. Çünkü çürüme falan yapmasın diye. Burada bir tane Freddy'miz var. Freddy'nin rengine bakar mısınız? Çok güzel oldu o da. Burada bir tane Sansevera bu. Şurada Hoots Pink var. Bakalım, bir türlü rengini alamadı. Çünkü dediğim gibi havalar gerçekten çok soğuduğu için. Aa, bakın bu da güzel. Çiçek açmaya başlamış bu da. Soğuduğu için pek güneşimiz yok. Ve sizlere durun, telefonun kablosunu alayım. Bakın şu gördüğünüz Fred Ives. O bir kristatom oldu arkadaşlar. Bakın. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şu kristal. Evet, o tarafa geçemediğim için şöyle yapayım size. Ama şunun muhteşemliğine bakın arkadaşlar. Bunu yakın zamanda sulamam lazım. Çok güzel oldular. Şu kristatım, yani bilemiyorum onu ne yapacağım. Yani bayağı bir o köşeyi komple doldurdu o. Şurada kurumuş yaprağımız var. Alalım bunu da. Evet. Güzel. Yakup kolyeleri de açmaya başladı. Karşımızdaki masal gibi evimiz. Evet, bugün hava biraz yağmur yoktu. Ben de bir video çekeyim dedim. Uzun zamandır da çekmedim. Şöyle şu Mirena'ya keşke öne alsam iyi ederim diye düşünüyorum. Bakın burada baby'ler atmışım. Baby'ler vermişler. Bakın orada da baby'ler. Evet, böyle. Laurel olsun güzelliği. Ve buradan da böyle Kubit'i tekrar göstermek istiyorum şu taraftan. Bakın. Наверное, на занятии.
Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.